Ambulans. Arkadaşlar bir ambulans çağırın. Olur abi. Bir ambulans çağırın. Sandalye yapar mısın? Tekerlekli sandalye yapar mısın? Ya lütfen bir yardım edin ya. Tamam hiç telaşlanma ya. Ya evet durun bir telaş yapmayayım. Dur suyu verin bana. Suyu verin. Suyu verin. Arkadaşlar bir suyu verin. Suyu verin. Yüzüne olmuyor yüzüne. Yüzüne biraz böyle. Evet şu. Ya lütfen arkadaşlar sağ olun. Arkadaşlar duruşma sonrası Filiz Hanım kendini kaybetti. Maalesef bayıldı. Ben öncelikle Filiz Hanım'ın bu rahatsızlığında yanında olan siz basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Sizler olmasaydınız belki onu kaldıramayacaktık, buraya yetiştiremeyecektik. Şu anda sağlık ekipleri kendisine müdahale yaptılar. Şu an sağlık durumunun iyiye doğru gidiyor. Tabii kendisi bu karardan ötürü çok üzgün. Şöyle ki adalete olan inancını yitirme noktasına gelmiş durumda. Ben bir anneyim. Böyle bir haksızlık olmasa, böyle bir şantaja, böyle bir tehdide maruz kalmasam asla böyle bir davanın peşinden gitmem diyerek içeride haykırarak ağlıyor. Sizler zaten buna şahit oldunuz. Şu anda ben de derhal yüksek yargıya gönderilmek üzere dilekçemi şu an kaleme vereceğim. Adaletten ümit kesilmez. Ben inanıyorum ki diğer safahatlarda hakkımız ortaya çıkacaktır. İnşallah Filiz Hanım da bu haklı davasını kazanacaktır diye düşünüyorum. Çok üzgünüz. Sizler gördünüz haline ve duruşmada kendisini oyuncu olmakla suçladılar. Siz oyuncusunuz. Biz sizin gibi süslü cümleler kuramıyoruz dediler. Fakat size şunu belirteceğim. Bir oyuncunun duygulanmaya hakkı yok mudur? Biz bunu merak ediyoruz. Bir oyuncu ağlayamaz mı? Bir anne ağlayamaz mı? Gerçek duygularını ifade edemez mi? Böyle bir hakkı yok mudur? İlla her şey oyuncu olduğu için ağlama hakkı yok mu? Yani biz bunu sorguluyoruz açıkçası. Bunu merak ediyoruz. Şu an açıkçası kelimeler kifayetsiz. Hepimiz çok üzgünüz. Süreci bekleyeceğiz. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum.